Merhaba sevgili yarışseverler. 2 Şubat Pazar İzmir ve Adana yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. İzmir'de 9 koşu, Adana'daysa 7 koşulu bir program var. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Kalabalık programlar var. Bakalım hangisi Afganlar kazançlı sayılacak. Ben elimden geldiğince yardımcı olacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz sevgili dostlar. Bir günü daha geride bıraktık. İstanbul'da altılı ganyan çok büyük bir para verdi. Altılı ganyanı 6 kişi buldu. Çok da küçük paralara buldular. Bulanları tebrik ediyorum. Ne güzel. İnşallah bize de en kısa zamanda böyle güzel bir altılı nasip eder sevgili dostlar. Doğru kurguyu yaptığımızda, cesaretli de oynadığımızda kaybedecek bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Örneğin bugün altılı ganyanın 3. ayında birçok dostum Agera ile güzel paralar almışlar. Tebrik ediyorum. En azından altılı ganyanı bulamasak da günü kurtarmak da bizim için güzel bir şey diye düşünüyorum. Her zaman aslına baktığınızda bunu yapabilsek en azından zararlı çıkmayız at yarışında. Umarım Agera'ya ganyan basanlar veya çeşitli bahis oyunu oynayıp YouTube'da da siz değerli izleyicilerimin arasında kazananlar olmuştur sevgili dostlar. Lafı fazla uzatmadan İzmir ve Adana yarışlarına geçmek istiyorum. İki programı da sizler için yorumlayacağım. İzmir'de malum 9 koşu var. 13.30'u gösterirken altılı ganyan, birinci altılı ganyan başlayacak. Bakalım nasıl gelişecek. İzmir'de çok güzel yarışlar var. Malum 9 Eylül koşusu var. Oranın da kazananı kim olacak birazdan sizlere paylaşacağım. Umarım benim düşündüğüm gibi koşulur yarış. Kazanan da benim istediğim at olur sevgili dostlar. Yani Agera yarışındaki gibi kazananların olduğu bir gün olur sevgili değerli izleyicilerim. Baktığınızda önce İzmir'i yorumlayacağım, ardından Adana yarışlarına geçeceğim. WhatsApp grubuma katılmak isterseniz 0553 425 59 30 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak benden bilgi alıp yarış günleri VIP ailesinin parçası olabilirsiniz. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını ve tüm atların rakipleriyle bana gönderdiğiniz ses kaydını, sizlere gönderdiğim ses kaydıyla izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Ve geçiyorum yarışlara. İzmir'de 9 koşulu program var. 1. koşuyla birlikte 1. altılı ganyan başlayacak. Baktığınızda Bursa'da gördüğü yarışlar sonrası Kocaeli'de yarış yaşamına başlayan 9 numaralı Rail North son yarışında çok iyi, sonlarda etkili geldi. Bugün de ekürü desteğiyle start alacak. Ekürüsünü ön tarafa atacak. El değiştirdi Safkan. 9 numaralı Rail North sonlarda çok kuvvetli gelerek altılı ganyanın ilk ayağını İzmir'de kazanmaya yakın isimdir. 1. altılı ganyanın ilk ayağında sizler önereceğim isim. Baktığınızda anne kardeşi Simirnalı kız bir Serap gelin yavrusu, yani Kuloğlu ve Koltu Victor'un aynı hattına uzanan Safkan, 9 numaralı Rail North 1. altılı ganyanda önereceğim ilk isimdir. Geçtim 2. koşu, ilk altılı ganyanın da 2. ayağı. 4 yaşlı Arapların mücadelesinde geçtiğimiz haftalarda İzmir'e ilk kez gelip buradaki jokey ile start alan Mahsun Demirbaş'ta neredeyse aynı grubu 4.5 farkla geçen 4 numaralı çifte telli. O gün bize çifte telliyi attırmıştı. Bakalım bugün ne yapacak? 4 numaralı çifte telli Mahsun Demirbaş'la da iyi anlaşıyor. İzmir'i sevdiğini de o gün gösterdi. Bugün de baktığımızda ön gruba yakın gidecek olan 4 numaralı çifte telli Kaysbert inatıyla altılı ganyanın 2. ayağını kazanmaya yakın isimdir. Ama bir tane rakip var 2 yarışır takibimde ki Sinan Özen cazip atlara binince her zaman daha motive biniyor. 7 numaralı Kayalarlı, o da baktığınızda sonlarda eğer yarış sürete çıkar çifte telli de kötü koşarsa bombayı patlatabilir. Dikkat diyorum sevgili dostlar. Bazen soruyorsunuz kim rakip? Alın size rakip. 3. koşu 5 büyük Arapların 16 handikap mücadelesinde ise geçtiğimiz hafta yine daha iyi rakipler yanında oynadığım, bugün çok uygun rakipler yanında tam mesafesinde start alacak olan Yasemen yavrusu 3 numaralı Ceylin Su bir kez daha Mustafa Çiçek'le start alıyor. Baktığınızda da 4 yarış koştu aranın ardından. Bugün gerçek gücünü sahaya yansıtma zamanı geldi. Baktığımızda yarışta sürete girecek, 150 metre yarış yapmasını beklediğim, elini oynatmadan 400'lere gelecek olan 3 numaralı Ceylin Su bu kez kendini içeri atmaya yakındır sevgili dostlar. Geçtik 4. koşu, aynı zamanda 2. altılı ganyan başlayacak. 4 büyük Arapların mücadelesinde geçtiğimiz hafta çok kolay kazanacağı bir yarışı bence Aprentice'nin hatasından kaybeden 8 numaralı Beyza Sultan 17'de 3 yaptığı jokey Mehmet Kaya ile start alıyor. Ekürü ata güvendiği için Mehmet'i bindirdiler. Baktığınızda uygun rakipler yanında start alan
8 numaralı Beyza Sultan 1. altılı Ganyan'ın 4. 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağını kazanmaya yakın isimdir. Burada da bir rakip önereyim. Yine cazip bir isim. 2 yarış görüp derinden hazırlanan 9 numaralı Nura. Hüseyin Şimşek'le start alıyor. Gül atlı yavrusu olur da Beyza Sultan önde tempo olur. Onlara uyarsa sonlarda Nura, 9 numaralı Nura çok etkili gelip altılı Ganyan'ın ilk ayağında İzmir'de 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağında bombayı patlatabilir sevgili dostlar. Geçtim 5. koşuya, 4 büyük ara İngilizlerin mücadelesinde yine mi diyeceğiniz 9 numaralı Linefe. Adana'da uğraştık uğraştık atamadık, sıra geldi İzmir'e. Bugün İzmir'de ilk kez start alacak, Mustafa Çiçek'le de ilk buluşması olacak. Yarışa baktığımızda da tempoya, sürete girecek yarışta. Sonlarda çok kuvvetli gelecek olan Silent Bull yavrusu 9 numaralı Linefe. Bugün bu pistte şeytanın bacağını kırmaya yakın isimdir değerli dostlar. Umarım beni yanıltmaz, çok güçlü sprintiyle gelir, nefes keser, kazanır. Ya da bizim gelmeyerek nefesimizi keser. Bakalım, izleyip görelim. Geçtik 6. koşu, 9 Eylül koşusu. Güzel bir mücadele. İngilizlerin şampiyonları start alıyor ama baktığınızda onlara kim girecek derseniz aralarına, ben 6 numaralı Gri Okyanus, yani Grey Ocean. Bugün Gökhan Gökçe ile start alacak olan yarışa baktığımızda Can Dadaş, Dombra, Savaş Atı, hatta zaman zaman King of the Sun'ın liderliğiyle gidecek yarışta. Gerilerde bekleyecek olan El Nino'yu da binlerden sonra bu rakiplere katarsak çok iyi saklanacak olan Gökhan Gökçe ile de iyi anlaşan, yarış yaşamı boyunca kum pistte ilk 2'den düşmeyen 6 numaralı Gri Ocean bugün güçlü gelip İzmir'de 9 Eylül koşusunu kazanmaya yakın isimdir. Umarım Gökhan içeriği tercihlemez, virajdan sonra dışarıya çıkar, güçlü sprintiyle de gelir, alkışlar arasında koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Geçtik 7. koşuya. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade altı mücadelesi. Yarışa baktığımızda sürete gidecek Değirmen Dere Bey'i, Baba Avcı, Luke Star, hatta zaman zaman King of Utkun gibi öne gidecek safkanların olduğu yarışta kendini bugün iyi saklayacak olan, ilk start ardından ikinci startında buradaki rakibi Luke Star'a geçilen ama o gün iyi görünen, genelde Taylar bir şart kazandıktan sonra kötü koşarlar ama King Mengu çok özel, çok güzel koştu. Bugün de ilk kez Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Gökhan baktığınızda böyle yarışları iyi okur. Son zamanda formsuz olsa da bugün çok kuvvetli gelecek olan 4 numaralı King Mengu, altılı Ganyan'ın 4. ayağını, 2. altılı Ganyan'ın 4. ayağını kazanmaya yakın isimdir. Geçtim 8. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde ise İlk uzun aranın ardından bir yarış gören, o gün start çıkışında hemen hareketlenemeyen, daha sonra 800'de de tam yürüdüğü anda kendini rakibinin faulünden dolayı dışarı atan ama düzlükte çok kuvvetli gelen 6 numaralı Besiye Adem Şen'le bir kez daha start alıyor. O gün çok kuvvetli geldi. Bugün daha kuvvetli gelecektir sevgili dostlar. 6 numaralı Besiye Ege bugün Ege'de altılı Ganyan'ın 5. ayağını kazanmaya yakın isimdir günün 8. koşusunda. Ve geldik kapanış mücadelesine. Son yarışına inanmadığım Bursa'da bugünkü jokeyle bir start almıştı. O gün fotoda Angeletta'ya kaybetmişti. Angeletta geçen gün İzmir'de yarış kazandı. Yarışa baktığımızda da önde öyle ahım şahım bir tempo olmayacak. Geçtiğimiz günlerde bir overall yarışı vardı. Kazanan overall olmuştu. Bugün de muhtemelen 1 numaralı Erendira Kadir Tokaçoğlu'yla starttan çıktığı gibi direne direne kazanmaya yakın isimdir ki zaten Kadir abi kafasını sallaya sallaya onu içeri atmaya çalışacaktır sevgili dostlar. 9 koşulu İzmir programını yorumladım, hemen geçiyorum Adana'ya. Umarım hepimiz için şanslı bir gün olur pazar günü. Atlarımızın kazandığı, hepimizin mutlu olduğu bir gün olur. Bazen gelmiyor atlarımız, üzülüyoruz. Duyarsızlar da senin atlar nerede diyorlar. Onlara da selamlarımı gönderiyorum. Geçtim Adana'ya. 1. koşuda 2 numaralı Wiseman. İlk yarışını çok gösterişli kazandı. Müslüm Çelik'le en azından 7'li plaseden düşmeyecek gibi duruyor. Bir aksilik olmazsa da yarışı kazanabilir. Hala çok formda Tay. 2. koşuyla birlikte altılı Ganyan başlayacak. 5 büyük ara Arapların mücadelesinde ise yarışa baktığımızda son yarışında yüksek tempoda gerilerde kalan, bugün kendi temposunda ön tarafta yakın gidecek olan 8 numaralı Çolpanlı. Daha önce bir apranti yarışında Mert Gökalp'le iyi koşmuştu, fotoda kaybetmişti. Bugün bir kez daha Mert Gökalp'le start alacak olan, yarışın da önlerinde kalacak olan 8 numaralı Çolpanlı Adana'da altılı Ganyan'ın ilk ayağını kazanmaya yakın isimdir. Geçtim 3. koşu, 4 büyük ara Arapların mücadelesinde ise
bugün yarış yaşamındaki en uygun gruplardan birini bulan, önde yalnız kalacak olan, daha önce böyle bir pistte böyle bir jokeyle, daha doğrusu Enver Şimşek'le bir de bir yapan bir numaralı araya, ki her ne kadar ben yazdığım zaman gelmese de, artık bu rakipleri geçemezse de zaten yapacak bir şey yok ki. Zaten canı istediği zaman daha iyi rakipler yanında da çok daha iyi koşan kısraklardan bir tanesi bir numaralı araya, ki umarım yarın startla birlikte başa geçer. Sonunu da getirir, koşuyu kazanır. Geçtik dördüncü koşu, dört yaşlı Arapların mücadelesinde uzun aranın ardından, üç ayar ardından bir yarış gören, o gün sulu pistte start alan, gerilerde kalmasına rağmen güçlü gelen, bugün mesafenin uzaması lehine gördüğüm 3 numaralı Celal Ağa. Enişteki nekürüsü yeniden sağlarımıza döndü. Zamanında Tezcan kızı gibi yetenekli bir kısrağa koşmuş ekürü, 3 numaralı Celal Ağa ile bugün sonlarda çok etkili gelerek meydana veda edebilir sevgili dostlar. Beşinci koşu Toraman koşusu, kısa vade 8 mücadelede ise ben yarışı farklı koşturdum. Her ne kadar 2 tane favori isim olsa da bugün startla birlikte tempoyu kimseye vermeyecek olan, geçtiğimiz sene Good Curry, My Billionaire, Uludaz'ı starttan çıktığı gibi geçmiş bir isim 7 numaralı Baba Fırat. Her ne kadar Müslüm'le kazanamasa da bugün çok kuvvetli temposunu verecek olan 7 numaralı Baba Fırat starttan çıktığı gibi Adana'da Toraman koşusunu kazanmaya yakın isimdir, ki son yarışı da çıktı, fotoya yakın avlandı. Bu kez durmayabilir 7 numaralı Baba Fırat. Yarış zaten gereksiz bir at ona gelir, pres yaparsa da kendi tuttuğunuz isimleri değerlendirebilirsiniz. 6. koşu 4 yaşlı Arapların mücadelesinde ise 5 numaralı Keştabata yeniden Ali Kaçmaz'la start alıyor. Mesafe uzadı. Bir mesafede 1900'de iyi koşmuştu Ali Kaçmaz'da. Bugün de iyi yerlerde kalacak olan Atik Bey yavrusu uygun grubu geçmeye yakın isimdir, ama bir safkan var. Son yarışında da iyice toparlanan, bugün ilk kez uzun mesafeye çıkacak olan 6 numaralı Nalçacı Mehmet Akyavuz'la zannedersem ilk kez start alacak. Sonlarda çok kuvvetli gelecek çirkin yüz yavrusu koşuyu kazanabilir. Keştabata'yı sonlarda geçebilir. Geçen gün Kuruş'un oğluyla yaptığını bugün Nalçacı ile yapabilir Mehmet Akyavuz. Ve geldik son koşu Adana yarışlarında. 6. koşu, 6. ayak, 14 handikap dişlere ait mücadelede ise baktığınızda Ankara'dan Adana'ya geldikten sonra 2 tane uzun, 1 tane kısa yarış koşan, kısada çok yakın farkla kaybeden, bugün Ali Kaçmaz'da start alacak olan ve sonlarda çok etkili gelecek olan, yarışa baktığımızda 800'den sonra tempoya çıkacak yarışta çok kuvvetli gelecek olan 6 numaralı Karma Felsefesi. Ali Kaçmaz zaten formda. Umarım son ayağa getirdiğimiz kuponda, son ayakta güçlü bir sprintle gelir, yüzümüzü güldürür diyorum akşam gece yarışlarında Adana'da. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Sevdiklerinizle, ailenizle güzel bir pazar günü diliyorum. Allah'a emanet olun. Şans yanınızda olsun. Hoşça kalın.